Abi o demir var ya böyle 1-2 milim üzerinde bıraktırırsan güzel olur. İlki ne kadardı lan? İlk 100 kilometredeki? 190 mı? 2.93'tü. 2.93. Evet. Top. İlk 100 kilometrede. Topa mı? Yok lan normal. Çok değil. Bak sen de. Alsak da. Hadi az da. Tamam. Dur bakayım bakalım. Eyvallah. Tamam. Demirin üstünde eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun adam. Her halükarda üstünde. 3.78. Evet. Yarısı ne yapıyor lan %50'si? Ne yapmış oluyor 100 kilometrede? Ağacım teşekkür ederim. Rica ederim. Hesapta bakayım. Yazdın mı? Yok yazdım değil. Tamam. 2.50 bravo. Ne çabuk hesapladın lan? 2.52 ya da. Abi 3'e böleceksin 2 ile çarpacaksın işte. Öyle mi? 150 ya. 3'e böleceksin. 2 tane 50. Doğru. Ne yapıyor o zaman? 100 kilometrede abi 3.75 olduğunda 2.50 yapıyor. Birer de fazlası var 2.51 yani 2.52. 2.5 litre mi yapmış yani? 2.52 tam doğrusu. Oradan da hesapla bak. Gene de bakacağım. Bak abi. 2.52 litre. Ama neden biliyor musun? Şanzıman dişliği uzattık ya ondan düştü. Daha az sıvı. Aynen öyle. Hesap makinesini abi araçlar. Hesap makinesi. 3.78 bölü böyle 1.5 ya da 150. Burada başka bir hesap varmış. 0'la 3.78 bölü 150 2.52 doğru. 100 kilometrede 2.52 litre benzin tüketmiş arkadaşlar. Öyle ekonomik falan kullanma yok. Hep tapa gaz. Yani. Ama sebebi ne? Karbüratör ince ayarı. Evet. Uzun şanzıman dişli oranı. Uzun şanzıman dişli oranından kasıt nedir? Motorix Rossi'nin şanzıman dişli oranı arkadaşlar.